Şimdi konuğumuz Washington'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nin İleri Uluslararası Çalışmalar Bölümünden Profesör Waylon Nasr. Uluslararası ilişkiler uzmanı Waylon Nasr, Orta Doğu konusundaki çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir isim. Kendisi ayrıca Barack Obama'nın ilk döneminde danışman olarak da görev yaptı. Dr. Nasr, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Obama'nın Suriye stratejisini nasıl tarif edersiniz? Washington yönetimi Suriye'ye doğrudan müdahale konusunda hep çekimser kaldı. Savaşa doğru çıkan bir yol olarak görüldüğünden özellikle de askeri müdahaleye sıcak bakmadı. Diplomatik alanda ise Beşar Esad'a koltuğunu bırakması çağrısı yapmakla yetindi. Savaşı sonlandıracak diplomatik çözüm yoluna çok ağırlık verilmedi. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye konusunda bir tutumu var. Ancak savaşın bitmesine yönelik bir stratejisi yok. Suriye'de yaşananları Rusya'nın son günlerde attığı adımlar nasıl etkiliyor? Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin boş bıraktığı alanlarda çok daha aktif rol alıyor. Daha da önemlisi, Rusya'nın hamleleri Suriye'deki dengeleri değiştirdi. Rusya uçuşa yasak bölge söylemlerinin artmasının etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e karşı hava saldırılarını Esad rejimine karşı atılabilecek olası adımları zora sokacaktır. Çünkü artık herkes karşı tarafta Rus ordusunun olduğunun farkında ki bu savaşta taraf tutan ülkelerinin hesaplarının çok dışında bir durum. Than any of the countries or stakeholders in Syria had to confront before. So if you were, eğer bugün de Obama'nın danışmanı olsaydınız, ona ne söylemek isterdiniz? Başlarda bu savaş İran ve Suudi Arabistan arasındaki bir savaş olarak görülüyordu. Taraflar Suriye'deki neticenin kimin savaşın galibi olduğunu belirleyeceğinden her iki tarafta taviz vermiyordu. Şimdi hem Suudi Arabistan hem de İran için oyun değişti. Özellikle de Suudiler için. Artık muhatapları İran değil. Esad konusunda İran'la fikir ayrılığı yaşayan Türkiye ile de karşı karşıya değiller. Suriye bir çıkmazdaydı. Ortada diplomatik bir yol mevcut değildi. Tüm kesimler kendi konumlarına çivilenmiş durumdaydı. Rusya bu dinamiği değiştirdi. Şimdi buradaki can alıcı soru, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce yapamadığını yapabilmesi için bir fırsatın olup olmadığı. Burada sanırım asıl soru bu değişikliğin ne boyutta olduğu. Sonuçta Rusya Esad'ı destekliyor. Elbette Rusya'nın bu savaşta tuttuğu taraf Beşar Esad. Rusya Esad'ın koltuğunu korumasından yana stratejik çıkarları Esad'ın konumuna bağlı. Ancak her savaşta olduğu gibi savaşın nedenleri arasında tarafların menfaatleri söz konusu. İran için bu itibar meselesi ve aynı zamanda Hizbullah'ın güvenliğini sağlamak. Suudiler içinse İran'ı Suriye topraklarında yenmek. Herkesin karşı tarafı küçümsediği nedenleri var. Kim kazanırsa kazansın, galip gelen taraf bir şekilde cesaretlendirilmiş olacak. Fakat Balkanlarda olduğu gibi savaşın sonlanmasının yararları da olacaktır. Avrupa için mülteci krizi sona erecek. Bölgedeki ülkelerde savaşın bitiminden faydalanacak, çünkü devam etmesi demek daha fazla istikrarsızlık demek.